Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunun bence bana göre ve çoğu kişiye göre en kötü arabasıyla bir tane hatta iki tane maç atacağız ve maçı da şöyle atacağız. Yeni bir tane harita gelmiş, yeni mod gelmiş, onu deneyeceğiz ama şöyle arabayı bir göstereyim bakın. Scrap diye bir araba. Bu arabanın niye en kötü araba olarak adlandırılmasının sebebi de şu. Bakın ya, arabanın şu tipine baksanıza. Bu arada hitbox'ı da Octane hitbox'ı ama görünüşü falan olsun, yani oynanışı olsun, gerçekten çok kötü. Ve ben de bu kadar kötü bir araba böyle bir tasarım yaptım. Böyle mavi görüyorsunuz, lastikleri böyle böcekli falan. O zaman videomuza direkt geçelim. Videoyu çok kısa bölüyorum. Biliyorsunuz ki Sub-Zero çekişimiz vardı ve onun da kazanan arkadaşına şu an hediyeyi teslim ediyorum. Buraları da artık göstereceğim. Eskiden göstermiyordum ama artık bazı inanmayan arkadaşım olmuş. Ben dedim o zaman göstereyim. Hemen şöyle 06'mızı verelim. Hayırlı olsun kardeşim diyelim. Selam abi diyoruz. Selam diyelim. Şuradan kabul edelim. Egoroy kazanmıştı. Zaten en önceki videoya gidin. Oradan görürsünüz çocuğun isminde. Ve 06'mızı verdik. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın kardeşimi. Ve şuradan kalp atıp çıkalım. Videomuza devam. Şuradan hatta şu modu da açalım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 200 tanesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni Ramazan çekilişi var. Tamı tamına 3 tane eşya veriyorum. Ona da katılabilirsiniz. 3 tane kazanan olacak. Onu da çok kısa söyleyeyim. Hadi bakalım. Ve bu modda onun koridor modu diye geçiyormuş. Burada da bir tane maç atalım dedim. Hem de bu arabayla. Çünkü bunda rekabetçi giremezdik. O yüzden buradan devam bakalım. Şöyle bir gidelim. Atabilir miyiz? Ah be. Güzel uçtum. Düşünce güzeldi ama boostumuz olmadığı için atamadık. Bu arada galiba arkadaşlarımızın seviyesi bayağı düşük. Çünkü bazı topları ıskalıyorlar. Tabii bu ilk gözlem, sonradan değişebilir ama 2-0 gerideyiz. Zaten maça girdiğimizde 1-0 gerideydik. O yüzden direkt 1-0 diye sayalım biz ya. Çünkü böyle tarz şey modlarda, serbest modlarda arada bir maçı başlatırken salak salak yerden başlatabiliyor. Burada karşıda gümüş var abi. Neyse oynayalım. Zaten amaç şey olduğu için, kötü arabayla oynanış olduğu için sıkıntı yok. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Onu atarlar ya. Şöyle ben atayım onlar için. Ve bu maçı da çevirelim bakalım bu arabayla. Büyük ihtimal bu maçı kazanırsak bir sonraki maçta daha kolay rakip atacak diye düşünüyorum. Ama şu anki adamlar gümüş, altın diyebiliriz. Neyse, zaten 2-0 geride başladık. Bizim için de güzel bir mücadele olacak. Ben şöyle yapayım ya, biraz izleyeyim bakayım adamları. Ne yapıyorlar? Zaten sahada çok büyük. Yani boylamasına çok büyük. Ve çok geniş. Şöyle vuralım. Abi baksanıza cidden gereksiz büyük ya. Bu bilgisi ne yapacak? Güzel. Ben şöyle geri döneyim. Burada hala gerideyiz. Güzel vuruş. Şöyle vuralım ve golümüzü atalım. Harika. Adam güzel pas attı. Biz de oradan güzel bir double tap golü attık. Aslında double tap değil çünkü birinci vuruşu adam yapıyor. İkinci vuruşu ben yapıyorum ama bu arabayla böyle gol atmak gayet güzel. Ve gol patlamam da Spatia Rift. Eski Rocket Pass gol patlaması. Şu Abdullah kardeşim bir topu salayım. Abdullah kardeşim bir gitsin bakalım. Bu reis vurur ya, sen vurursun ona. Helal. Bir tane daha vurur. Güzel. Bakayım ben gitsem mi gitmeyeceğim, bir tek defansif takım. Şöyle bir uzaklaştıralım dedim de çok kötü vuruş yaptım. Ve galiba gol yedik. Yok yemedik abi. Şöyle bir gidelim. Okey, o da olur. Adam beni görmediği için bir şey diyemezdim orada. Şöyle ben defansif takılayım. Bu arada 2-2 şu an. Oğlum ben nasıl patladım orada? Üzgün diyor. Ha bak, bir de düşük ranklarda şöyle bir şey var abi. Patlatmayı kötü bir şey olarak görüyorlar. Onu da söyleyeyim ya, patladığın için adam üzgünüm falan diyor. Halbuki patlatmak oyunda olan bir mekanik arkadaşlar ya, yapabilirsiniz. Yasak değil ama insanlarda böyle bir algı olduğu için, düşük ranktaki insanlardan bahsediyorum. O yüzden hemen böyle özür diliyorlar abi ve bir arkadaşımız çıktı karşıdan. Bizden mi çıkmış? Yok, karşıdan çıkmış. Ve yerine direkt başka bir adam gelmiş ve 2016'dan beri oynuyor. Establish 2016 tag'i var. Güzel. Bakalım Abdullah kardeşim de beni kovalıyor ya. Gitsin bakalım. Abdullah vurabilecek mi onu? Vurmam lazım yoksa gol yiyeceğiz gibi. Bu da tehlikeli. Çok iyi geldiler. Tamam, salın bana arkadaşlarım. Hop, şuradan bir gidebilir miyiz? Tamam sen git. Adam beni görmedi herhalde. Topa direkt bastı. Bak orta açarsa vururum. Açtı, açtı, onu açar. Helal olsun be. Abdullah taşıyor. Abdullah ne yapacak? Vuramadı. Şöyle bir deneyelim.
zayıf bir vuruş oldu. Bir tane vurur o Reis. Güzel. Abdullah tamamlar mı? Çok iyi be. Reisler vallahi beni taşıyor. Bizim kaç puanımız var? 322. Vallahi sağlam oynadılar. Gidelim biz. Vururlar ona. İzliyorum. Helal be. Vallahi bizimkiler geldiklerini atıyorlar. Çok fazla gol oldu. İzleyelim bakalım. Bak bir tane daha adam maçtan çıktı. O da çıktı. Ya araba güzel mi? Yani böyle modlarda oynamak için oynanabilir. Ama dediğim gibi onun dışında hayatta oynamam. GG abi. İkinci maçta o zaman geliyorum. Ve ikinci maçımıza geçtik. Bu saat sıfırdan bir maç buldum. Ve bakın karşımızda bir adet platin var. Güzel. Çünkü niye? Kazandık ilk maçı. O yüzden direkt casual MMR'ımızı yükseltti. Yani serbest oyun derecemizi. Serbest oynanın da bir derecesi var ama gözükmüyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani ne kadar maç kaybederseniz serbest oyuna karşınıza o kadar kötü adamlar geliyor. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ooo, Reis hızlı çıktı. Bakın artık insanlar demeyeyim de oyuncular böyle daha atik oynuyor ve bayağı uzunmuş lan harbi sağa. Şimdi bir kez daha fark ettim de git bitmiyor. Güzel. Bizimkiler gider olaya. Bak ben hiç şey yapmıyorum. Atar onu Reis. Atamadı. Bana çıkarırsa ooo çok kötü çarptı ya. Şöyle bir dönelim biz, tamam mı? Şuradan bir deneyelim. Baksana abi, top gidiyor yani, bayağı uçuyor. Güzel çeldi. Şöyle ben hemen kaleme doğru döneyim. Tabii sağ 150 metre olduğu için bayağı bir gidiyorsunuz. Ona vurursun Reis. Kaleye gelecek. Şöyle, ah be. Ben zaten gerisindeydim topun. Ama bakalım bizim adam nasıl tutamamış, onu bir izleyelim. Tamam, burada bir problem yok. Ben burada zaten tek sıkış hakkım var. Orayı da ortadan yana kullanıyorum. Adamın da kapattığı köşeden güzel bir gol atıyor. Şöyle vuralım. Gol girmez gibi. Tutarlar lan onu. Aa, tutamadı. Anlamadım niye tutamadı. Çünkü kolay vuruş yaptım. Bir bakalım ya. Ya bu arabayla şöyle söyleyeyim, dediğim gibi. Yani rekabetçi girilmez ama hani normal oyunu atmak için böyle eğlencesine, dalgasına atılır. Video yaparak oynayalım. Şöyle bir gidelim. Bu arada 3. golü yedik. Şöyle vuralım. Bak birisi gitti, öbürü geldi. Aa, vuramadık. O da vuramadı. Allah, kaçıran kaçıran. Şöyle bir vuralım. Bu da girmedi. Bayağı şu an kazmalımız üstümüze ya. Ha, bu maçı kazanırız gibi. Tamam, bana aktarabilirsiniz o topu. Abi çok kötü değdim ya topa. O da gitti, o da gitti. Ben de şöyle gideyim bari. Şöyle vurdum. O top nasıl oraya sekti ya? Hiç anlamadım. Adamı vurduğunu da görmedim çünkü. Güzel. Tutarlar ama onu. Helal. Attı adam. Biz bir puanımıza bakalım. 322 puanımız var. 5 tane şutumuz var. Güzel abi. Yine o kadar kötü oynamıyoruz demek oluyor bu. Yine o kadar şut kaçırmamıza rağmen, top kaçırmamıza rağmen bir şekilde maçı tutuyoruz. O zaman şu maçı bir kazanalım ya. Bu kötü arabayla. Tabii şu an maçı kazanmamızdaki etken de, daha kazanmadık ama yani kazanabilmemizdeki etken de adamların bir tık kötü olması. Çünkü platin adamlar atıyor. Söyledim onu da sevdiğine. Şu gidelim. Bak vursun o, tamam mı? Abi kaçırdı Reis. Bu adam da yerden vurmayı tercih etti. Güzel. Abi sağ, bu arada cidden çok uzun ya. Çok söyledim biliyorum ama basması lazım bizim adamın artık. Şöyle uzaklaştım. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. İyice topun hakim. Bir de pinç gelir mi? Ah, gelmedi. Çok güzel sürdüm ya orada. Busumuz yok, bu tehlikeli. Bakayım. Tam kaleye gelmiyor. Geliyor mu? Yok, gelmiyor. Şöyle gidelim. Bak bunu geçersek iş biter. Kendi kalesine atıyor Reis. Var ya, yani ben topa vurmayayım diye kendi kalesine gol atmayı göze alan bir tane rakip oyuncu. Helal olsun. Aa, çok kötü oynadık ya oraya. Bu maç galiba uzatmaya gitti abi. Hayır. Kale boş ve yedik mi? Yedik galiba. Of, son anda uzaklaştım. Bitirme bitirme hakem. Ah be, bitti. Topu yere düşürdük. Neyse, devam. Son bölümde iyi oynadık ya. Ama bak buradan gol yemiyorum. Buradan gol yersek ayıp. Reis sen git ona. Önüm boş. Bu maçı aldık ya biz. Oo, çok kötü oynadım oraya. Dedim bir kontrol edeyim dedim. Olmadı.
Burada takılık, biz nereye takılık anlamı var. Araba bir anda sapıttı orada. Bizim adam gider mi? Gider. Ben defansif oynayacağım. Maçı kazanmak istiyorum çünkü. Ne kadar ekstra mod da olsa. Şöyle bir değer miyiz? Abi çok kötü oynadık ya yine. Bir tık daha böyle. Abi kale boş ama kimse yok. Şöyle vuralım. Abi adam bizim yerimize attı. Çok iyi abi. Neyse, iki galibiyetle bitirdik. Ve en kötü arabayla iki maçı da kazandık abi. Şöyle bir o şey ekranını görelim, bitiş ekranını. 545 puan, 2 gol, 1 asist, 1 kurtarış, 7 vuruşla maçı bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanala da abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı ihmal etmeyin. O zaman şimdi hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.